çatlağı kendiliğinden geçer mi? Aslında buradaki problem makat bölgesindeki çatlak problemi aslında çok basit bir problemdir. Yani makat bölgesinde aslında bir mukoza çatlamaktadır ve o bölge maalesef iyileşememektedir. Burada tabii iyileşememesindeki sebep nedir? Dolayısıyla biz aslında makat bölgesinde tuvaletimizi yaptığımız zaman o bölgeyi maalesef açmaktayız ve üstüne de affedersiniz dışkı bulaştırmaktayız ve bundan dolayı makat bölgesindeki çatlaklar bir türlü iyileşememektedir. Dolayısıyla biz her tuvaletimizi yaptığımızda, her o bölgeyi zorladığımız zaman maalesef bu çatlak olan bölgeyi açmaktayız. Dolayısıyla kendiliğinden geçme şansı bir hayli düşüktür. Hatta yok denecek kadar azdır denilebilir. Onun için makat çatlağını olan hastaların muhakkak bir hekime başvurmaları ve tedavi edilmeleri gerekir. Yoksa kendiliğinden geçebilecek bir rahatsızlık değildir. Bunun yanı sıra bazı riskleri de kendi içinde barındırır. Sonuçta makat bölgesinde olan bir çatlağa dışkı temasıyla birlikte o bölgede çok ciddi apseleşmeler ya da farklı rahatsızlıklar, yani peranal apse ya da peranal fistül dediğimiz rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Onun için muhakkak bunu dikkate almalıyız.